Önce sağlık programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugünkü konuğumuz Kent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzman Doktor Burak Pagöz olacak. Konumuz da epilepsi ve tedavisi. Bizlere ulaşmak isterseniz 0232 alan koduyla birlikte 435 1818'den ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Konumuz aslında epilepsi, halk adında bilinen ismiyle sarı hastalığı olarak geçiyor. Çok önemli aslında ve ciddi problemlerde neden olabilecek bir hastalık baktığımızda. Evet. Bu konuyla ilgili hazırlanan kısa bir VTR'miz var. Tabii. İlk önce onu alalım. Sonra tekrar sizinle sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir VTR, sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Epileptik nöbet, beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkan bir klinik tablodur. Hastada klinik olarak belli bir süreye sınırlı, bilinç, davranış, duygu, hareket veya algılama fonksiyonlarına ilişkin bozukluk görülür. Her epileptik nöbet geçiren kişi epilepsi hastası demek değildir. Nöbetler zaman içinde her hasta için belli özelliklerde, bazen kendiliğinden, bazen de tetikleyen faktörler zemininde tekrarlarsa epilepsi tanısı konulur. Uzun süreli tedavi ile izlem gerektiren bu hastalık yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Doğru tedaviyle hastaların büyük kısmında nöbetler kontrol altına alınır ve hasta normal yaşantısını sürdürür. Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hastalığın tedavisinde ilk basamak tanının doğru konması ve ilaçla tedaviye gerek olup olunmadığına karar verilmesidir. Doğru tanı konulup tedaviye gerek olunduğuna karar verildikten sonra hangi ilaç tedavisinin başlanacağına karar verilir. Tedavi süresi içinde doktorun takibi devam eder. Düzenli ve uzun yıllar süren bir tedaviye uyum sağlamak açısından hastanın işbirliği çok önemlidir. 4 epileptik hastanın 3'ünde uygun ilaç kullanımıyla nöbetler kontrol altına alınabilirken bir hastada nöbetler devam edebilmektedir. Bu durum ilaç tedavisine dirençli epilepsi olarak adlandırılır. Öncelikle ilk başlanan ilaç değiştirilir veya ikinci bir ilaç eklenir. Bazı seçilmiş dirençli epilepsisi olan hastalarda epilepsi cerrahisi uygulanabilmektedir. Böyle hastaların epilepsi konusunda uzman hekimlerce epilepsi merkezlerinde değerlendirilmesi uygun olacaktır. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın hocam, öncelikle tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Epilepsi diyoruz ve terimizde de izledik aslında. Baktığımızda genç bir bayan arkadaşımız ve bir çocuk gördük. Demek ki bu herhalde her yaşta herkesin başına gelebilecek bir şey diye düşündürüyor bize. Evet. Duruma baktığımız zaman epilepsi nedir, kimlerde görülür? İlk önce onunla başlamak isterim. Epilepsi normalde beyin fonksiyonlarımız biliyorsunuz milyonlarca beyin hücresinin, bizim nöron dediğimiz hücrenin bir ahenk içerisinde birbiriyle elektriksel yollarla haberleşmesiyle çalışan bir yapı, beyin dediğimiz yapı. Burada bahsettiğimiz hücreler çok farklı. Ancak bizim korteks dediğimiz beynin en üst tabakasındaki elektriksel iletişimi başlatan diyeyim hücreler birbirleriyle belli bir ritimde, uyanıklıkta ve uykuda iletişim içerisinde. Bu ritim herhangi bir nedenle beynin belli bölgesinden oluşan nöronların aşırı deşarj yapması sonucu bozulduğunda kişinin mevcut beyin fonksiyonları kesintiye uğruyor. Bunu esasında şöyle söyleyebiliriz. Mesela bir senfoni orkestrası düşünün. Gayet güzel bir senfoniyi icra ediyor. O sırada bir tane enstrümanın farklı bir nota çalmaya başladığını düşünün. Bu ilk başta pek bir sorun yaratmazken yanındaki enstrüman da aynı şekilde farklı bir nota çalmaya başladığında bütün orkestranın ahengi bozulmaya başlıyor bir süre sonra ve o çaldıkları senfoni artık dinlenemez hale gelebiliyor. Buna benzer bir şekilde beyindeki bu ahenk içerisinde çalışan nöronların bir kısmı belli bir anda, belli bir zamanda ve belli bir sayıda nöronun aynı anda desenkron bir şekilde
boşalım yapması nedeniyle beyindeki fonksiyonlar kesintiye uğruyor. Bu beynin belli bir bölgesinde olabilir. Bazen de beynin tüm nöronlarını etkileyip generalize nöbet dediğimiz bütün bilinç durumunu bozan durumlara neden olabiliyor. Belirtileri hangi beyin bölgesinin etkilendiğine bağlı olarak değişiyor. Yani çok özür dilerim. Belirtilerden önce kimlerde bunu görebileceğimiz dair bir yaş aralığı verebiliyor muyuz hocam? Tabii. Onu yani her yaş grubunda mi? Görülebilir. Her çocukluk çağından yeni doğan çağından tutun. Erişkin hatta ileri yaş grubuna kadar her yaşta görülebiliyor. Esasında genç erişkin dönemi den önceki çocukluk çağı ve genç erişkin döneminde bir pik yapıyor. Yani bir yükseliş yapıyor. Daha sonra yine ileri yaşta bir pik yapıyor. İleri yaştakilerin genellikle altında bir neden ortaya çıkıyor. Bir damarsal hastalık ya da bir tümör gibi. Ama çocukluk çağında olanların büyük kısmı genetik nedenlerle ortaya çıkan hastalıklar. Ya da anne karnında maruz kalınan problemler nedeniyle ortaya çıkabilen hastalıklar. Belirtileri dediğim gibi etkilenen beyin bölgesine göre farklılıklar gösterebilir. Ancak en sık gördüğümüz tipleri işte generalize nöbet dediğimiz kişi birdenbire bir bilinç bozukluğu ile bilincini kaybediyor ve kasılma ve titremeye başlayabiliyor. Ya da generalize bütün beyin bölgeleri etkilenmeden bizim parsiyel dediğimiz belli beyin bölgelerinin etkilenmesiyle ortaya çıkan nöbetler ortaya çıkabiliyor. Bunlar bir ses duymadan tutun da bir koku hissetmeye ya da midede bir rahatsızlık hissi, içerisinde bir bulantı hissi gibi bir hisle de sınırlı kalabilir. Bir görsel uyarı halüsinasyonla da sınırlı kalabilir. Hangi beyin bölgesinin etkilendiğine göre değişen bulgular verebilir. Ama bu parsiyel nöbetlerin bir kısmı öyle sınırlı kalmayıp sekonder generalizasyon dediğimiz bizim diğer beyin bölgelerinde biraz önce bahsettiğim orkestranın etkilenmesi gibi etkileyerek yine bilinci bozup kişinin bilincini bozup yere düşüp sakatlanmasına neden olabiliyor. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Aslında epilepsinin çeşitleri var. Hı hı. Ve epilepsinin çeşitlerine göre de belirtileri kişide farklılık gösterebiliyor. Evet, doğru mudur? Doğru. Bu şekilde alabiliyoruz. Peki bu bizim epilepsi nöbetlerimiz nasıl oluşuyor? Epilepsi nöbetleri daha çok beyin sapı dediğimiz beynin uyanıklığını sağlayan sistemlerin bozulması nedeniyle ortaya çıkıyor. Bizim bu halk arasında gördüğümüz SARA nöbetleri, bilinci bozan nöbetler bir şekilde o bütün o aktivatör sistemin ortadan kalkmasıyla ortaya çıkıyor. Bunda tabii provoke eden faktörler olabiliyor. Kişinin buna yatkınlığı, genetik bir yatkınlığı olabiliyor. Ya da altta yatan bir hastalık, bir damar hastalığı, bir beyin tümörü, bir gelişimsel beyin anomalisi buna neden olabiliyor. Böyle yatkın kişilerde bazı tetikleyici faktörler, örneğin kişinin aşırı streste olması, uykusuz olması ya da çok fazla uyuması bile nöbeti tetikleyebiliyor. Alkol önemli bir faktör nöbetlerin ortaya çıkmasında. Ve yine bizim nöbet provoke eden faktörlerden hiperventilasyon dediğimiz aşırı efor sarf etmesi nedeniyle ortaya çıkan derin nefes almalar nöbeti tetikleyebilen faktörler arasında. Bunlar ortaya çıktıktan sonra kişi bunun ilk kez yaşayan kişiler büyük bir panik yaşıyorlar. Yani özellikle etrafındaki yakınlarını bunu gören kişiler çok büyük bir panik yaşıyorlar. Çünkü bu bir nevi kişi acaba ölüyor mu diye endişe edebilecek boyutta bile olabiliyor. Ancak daha önce bunu tecrübe etmiş epilepsi hastalarının yakınları bunun farkında zaten. Ve o yüzden bu nöbetin geçeceğini biliyorlar ve çok endişe etmiyorlar. Ancak ilk kez yaşayanlar çok endişe ediyor bu tablodan. Sözünüzü kesiyorum. Bir telefon bağlantımız var hocam. İzninizle alalım. Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Filiz Hanım yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun lütfen sorunuzu alalım. Benim sorum, yeğenim benim epilepsi 2 sene önce çıktı. Ama aynı zamanda da konuşamıyordu. Ben şimdi kralları gezerken gördüm, çok da sevindim. Bunlar Gaziantep'te oturuyorlar. Oradaki doktor başka bir ilaç verdi. Bunlar bir de şimdi oraya gidip Kayseri'ye geliyorlar. Ben hiçbir ilerleme göremiyorum hocam. Bir de bu atlatılabilir bir hastalık mı? Onu öğrenmek istiyorum hocam.
Yani konuşamıyor. Bizi nereye götürmeliyiz? Bu epilepsi atlatabilir mi hocam? Evet. Öyle. Öğrenecektim hocam. Şimdi epilepsi rahatsızlığının büyük bir çoğunluğu, yani yaklaşık yarısı tek bir ilaçla tedavi edilebiliyor. Yani tek bir ilaçla kontrol altına alınabiliyor. Ancak bazı hastalarda hastamızın da bahsettiği gibi 2 yıldır pek bir ilerleme kaydetmedi dediği grup hastalarda birden fazla ilaç tedavisi gerekebiliyor. Buna rağmen, yani ikili ya da üçlü ilaçlara rağmen yine hastaların yaklaşık %25, yani 4 hastadan birinde dirençli epilepsi dediğimiz ilaca dirençli epileptik tablolar ortaya çıkabiliyor. Bu hastalar mutlaka daha ileri bir epilepsi merkezinde ileri monitorizasyona tabi tutulmaları gerekiyor. O yüzden hastamızın tabi durumunu bilmiyorum ama eğer 2 yıldır ilaçla kontrol altına alınamayan bir nöbeti varsa, bir ya da daha fazla ilaçla kontrol altına alınamayan bir nöbeti varsa bir epilepsi merkezine başvurması gerekiyor. Burada neler yapılacak bu hastaya? Önemli olan bu. Bazı kişilerde bu direncin sebebi olarak beynin belli bir bölgesi tespit edilebilir. Bu nasıl yapılır? Kişiye ileri görüntüleme yöntemleri, yani MR, ileri MR teknikleri, EEG monitorizasyonu dediğimiz beyin dalgalarının, yani beynin elektriksel aktivitesinin sürekli kaydedilmesiyle anormalliğin hangi beyin bölgesinden kaynaklandığını saptanması gerekiyor. Eğer dirençli epilepsi ise bu hasta, yani ben 2 yıldır nöbetleri kontrol altına alınamadı dediği için hastamız dirençli epilepsi gibi düşündüm. Bu odak saptandıktan sonra bir cerrahi, epilepsi cerrahisi gündeme gelebilir ve kişinin nöbetleri kontrol altına alınabilir dirençli epilepsilerde. Hocam bir sorun daha var. Eskisi gibi nöbetleri böyle baygınlık halinde değil de o ilaçlar aldıktan sonra, ama bu sene ben ameliyat oldu, yanımda yattım apandikten. Her zaman da sabah saat 5'te sol tarafı komple sallanıyor. Ama yıldı yerinde, yani açıyor açıyor diyor. Hı hı. Epilepsiye bağlı mı hocam? Olabilir. Olabilir. Epilepsiye bağlı olabilir. Kişinin ilaçlarla nöbetlerinin jeneralize kısmı ortadan kalkıp parsiyel nöbetleri devam ediyor olabilir. Yani ikisi, bu belli bir odaktan biraz önce bahsetmiştik, geriliyor dedik ya bu nöbetler. Bu nöbetler o ilaçlarla yayılması engellenmiş, ancak belli bir lokal olarak devam ediyor olabilir. Bunu dediğim gibi ancak monitorizasyonla görülebilir. Yani kişinin EEG dediğimiz cihaza bağlanıp gerekirse bir gün, gerekirse iki gün, gerekirse üç gün, beş güne kadar monitorizasyonlar yapılabiliyor. Bu beyin dalgalarının takip edilmesi gerekir. Önemli olan o nöbet geçirdiği sırada kişinin beyin dalgalarındaki değişiklikler. Onlar saptanabilirse ve hepsi aynı bölgeden kaynaklanıyorsa çok güzel bir cerrahi adayı olabilir. Tedavi açısından da fayda görebilir bu hastalar. O yüzden eğer hala şikayetleri devam ediyorsa mutlaka bir epilepsi merkezine başvurmasını öneririm. Başvurmaları gerekiyor. Filiz Hanım, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Peki hocam, sohbetimize kaldığımız yerden devam edecek olursak, benim öğrenmek istediğim aslında bir şey daha var. Bu epilepsi nöbetlerimiz, krizleri aynı mı, yoksa bir farkındalık gösterir mi? Ya da bayılma sayıları gün içerisinde ya da hafta içerisinde farklılık gösterir mi? Biz bunu neye bağlayabiliriz? Çok kişisel o faktörler. Hı hı. Kişiden kişiye değişir nöbet sıklığı. Yani kişi, bazı hastalar mesela bir nöbet geçirip bir daha ömür boyu nöbet geçirmiyor. Altta yatan da bir sebep yoksa ilk kez nöbet geçiren hastalara genelde ilaç başlanmıyor. Ama altta yatan bir sebep var. EEG'de bozukluğu gösterdiyseniz başlamak gerekiyor, ancak böyle çok nadir nöbeti olan hastalar olabiliyor. İlaç tedavisi, tek bir ilaç tedavisiyle ömür boyu nöbetsiz giden hastalar var. Epileptik sendromlara göre değişiyor. Genelde epilepsi de biz kişinin nöbetleri 2-3 yıl kontrol altındaysa ilaç tedavisini azaltıp kesmeyi düşünüyoruz ve kestiğimizde nöbetler geri gelmeyebiliyor hakikaten. Yani tamamen tedavi edilebiliyor. Ama bir grup sendromda bu öyle değil. Yani ilaç kesilmeye gelmeyen epileptik sendromlar da var. Bunlar sürekli ömür boyu ilaç tedavisi gerektirebiliyorlar. O yüzden
Dediğim gibi bu sıklık biraz kişinin hangi sendroma sahip olduğuna göre değişiyor. Değişiklik gösteriyor. Ancak yani ortalama kişi 2 yıl boyunca nöbet geçirmiyorsa iyi kontrol altında bir epilepsi diyebiliriz. Eğer sık nöbet geçiriyorsa hasta zaten orada bir problem var demektir. O tedaviye mutlaka müdahale edilmesi gerekir. Psikolojik nedenli krizler ile bu epilepsi nöbetleri peki aynı mı? Onu da öğrenmek istiyorum ama bir telefon bağlantımız daha var hocam. İzninizi rica ediyorum. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Ayfer Hanım yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buyurun lütfen. Ben 29 Mayıs'ta bir epilepsi nöbeti geçirdim. 64 yaşındayım. İlk kez başıma oluyor. Seyahatteydim. İstanbul tarafındaydım. Geldim Antalya'ya, evime döndüm. Hem EEG hem MR çekildi. Tam anlayamadım. Doktorlarda randevu biraz geç alınıyor ya. MR'da void kaybı izlenmektedir. Sol transverse diye yazıyor. Trombüs. EEG'de de partiyel başlangıçlı epilepsi değerlendirilebilir yazıyor. Yalnız yaşadığım için çok korktum. Tekrarlar mı? Tekrar. Tedavi altına henüz girmedim. Geçici olarak bir ilaç başlandı. T ile başlayan. Doktor Bey bilir. Ne yapmam lazım? Herhangi bir belirti olmadan oldu bu çünkü. Sizin biraz önce anlattıklarınızı dinledim. Hiçbir belirti olmadan birden kendimi kaybetmişim. Yani ileri yaşta başlayan epilepsi nöbetlerinde yani mutlaka ileri araştırma yapılması gerekiyor zaten. O da yapılmış. Hani MR, EEG vesaire. Evet. Hatta bugün, özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Bugün akşam tekrar ileri bir MR, farklı bir MR çekilecek. Tabii. Şimdi epilepsi protokolü MR'lar biraz farklı oluyor. Onu yapacaklardır muhtemelen. Daha ince kesitlerle ve daha yüksek çözünürlükle MR'lar kullanılıyor. Daha ayrıntılı beyin görüntülemesi yapabilmek evet. için. EEG'de de parsiyel başlangıçtan bahsediyor. Muhtemelen bir beyinde anormal çalışan bir hücre grubu var. Öyle söyleyeyim. Onun için de bir ilaç başlamışlar. Dediğim gibi bu ilaçlarla büyük oranda kontrol altına alınıyor ve tedavi oluyor. O yüzden hani çok endişe etmeyin. İlaçlarınızı düzenli kullanın mutlaka ve doktorunuzla mutlaka irtibat halinde olun. Eğer nöbet tekrarı olursa kesinlikle doktorunuzla iletişime geçin. Altta yatan bir şey saptanamazsa. İşte bu ileri MR'dan sonra daha net söyleyebilir size bunu doktorunuz. Ona evet, mutlaka dışarı çıkamıyorum, sokağa çıkamıyorum korkudan. Tetkiklerinizi ihmal etmeyin. Çünkü ileri yaşlarda altta başka sebepler de mesela bir hipoglisemi, şeker hastalarında çok görüyoruz. Evet. Şeker düşüklüğüne bağlı bir diyabetli misiniz? Evet, diyabet 2. İşte o esnadaki kan şekeriniz falan çok önemli bu olay olduğunda. Yani hipoglisemiye bağlı nöbetler de olabiliyor. Metabolik bazı başka problemler, bazı endokrin problemlere bağlı nöbetler ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden ileri araştırmaya gitmeniz iyi olmuş. Doktorunuz da istemiş zaten. Mutlaka iletişimi koruyun. Ve tetkiklerinizi ihmal etmeyin. Çünkü özellikle ileri yaşlardaki nöbetler düşmeye neden olduğunda biliyorsunuz işte kırıklara vesaire daha fazla neden oluyor ve kişinin yaşam kalitesini daha fazla bozabiliyor. Irsi olabilir mi doktor bey? Efendim? Irsi olabilir mi genetik böyle bir şey? Epilepside genetik bir yatkınlık var ancak yani bu şu demek değil. Epilepsi olanların çocuklarında da epilepsi olacak diye bir şart yok. Sadece bir yatkınlık var. Sendromuna göre değişiyor o da yine. Bazı epileptik sendromlar genetik olarak geçiyor. Bazıları spontan, sporadik olarak ortaya çıkıyor. O yüzden hani epilepsinizin tipini bilmeden bunu söylemek zor ama bu yaşta ırsi bir nöbet çıkma olasılığı çok düşük. Evet. Teşekkür ediyoruz Ayfer Hanım. Ben geçmiş teşekkür olsun. Ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın. Dedik ki psikolojik nedenli krizler ile bu epilepsi nöbetleri aynı mı? Aradaki farklar nedir? Bunu nasıl anlayabiliriz? Tamamen farklı tabii. Yani psikolojik nedenli krizler beyinde anormal elektriksel deşarjlar sonucu ortaya çıkmıyor. Oradaki nedenler tamamen psikolojik. Bizdeki olay tamamen organik. Ancak bunlar çok karışıyor. Bu çok önemli bir nokta. Evet, burada tanıyı nasıl koyuyoruz? Burada çok hocam? Önemli bir nokta çünkü birçok psikolojik nöbet geçiren hasta var şu an
ve antiepileptik ilaç kullanıyorlar. Çünkü bunlar o kadar çok karışıyor ki gerçek epileptik nöbetlerle. Genellikle epilepsi kabul edip ilaç tedavisi başlanabiliyor bu gruba. Tabii ilaçlarla kontrol altına alınamayınca nöbetler, ikinci bir ilaç daha ilave ediliyor. Yine kontrol altına alınamayınca üçüncü bir ilaç daha ilave ediliyor ve hasta üçlü antiepileptik kullanırken hala nöbet geçiriyor. Bu hastaları biz monitorizasyon ünitesinde gözlediğimizde nöbetlerinin psikojen nedenli, artık biz bunlara non-epileptik olaylar diyoruz. Yani epilepsi nedeniyle ortaya çıkmayan olaylar olduğunu görüyoruz. Bunların büyük bir çoğunluğu psikojen nedenli, ancak bunun araştırılması da psikiyatri bölümünün gözetiminde yapılıyor. Ancak bu ikisini ayırt etmek çok önemli. Benzer şekilde tersi de söz konusu olabiliyor. Hasta gerçekten epileptik nöbet geçiriyor ve bu psikolojik deyip atlanabiliyor ve kişi gerçek epileptik nöbetle, ilaçla kontrol altına alınabilecek bir nöbetle yaşamak zorunda kalabiliyor. Daha önce psikolojik sorunları olduğu için, daha önce psikiyatrik bir geçmişi olduğu için psikojendir deyip geçilebiliyor. O da çok tehlikeli, çünkü epilepsi nöbetleri ardı sıra olduğunda, uzun sürdüğünde hayati ölümle neticelenebilen nöbetler ortaya çıkabiliyor bazı hastalarda. Status epilepticus diyoruz. Mutlaka tedavi edilmesi lazım. Bu ikisini de ayırt edebilmenin tek yolu gerçekten monitörize etmek bu hastaları. Bu monitorizasyon sonucunda ancak biz bunlara psikojen kökenli non-epileptik olaylar ya da gerçek epilepsi tanısı koyabiliriz. İşin bir de daha çetrefilli diyeyim tarafı var. Bizim açımızdan ve hastalar açısından ikisi bir arada olabiliyor. Yani hem kişi epilepsi olabiliyor, hem de psikojen kaynaklı nöbetleri ikisi bir arada olabiliyor. O zaman iş daha da zorlaşıyor. Zorlaşabiliyor. Evet. Kaldığımız yerden devam edeceğiz hocam, ama kısa bir aramız var. Tamam. Kısa bir ara, sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Rıdvan Akgün'ün hazırlayıp sunduğu Politik Gündem programının bu akşamki konuğu AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli. 15 Temmuz gecesi yaşananlar, cuntacılara ilişkin yargı süreci ve FETÖ'yle mücadelede yürütülen çalışmalar. Tüm bu konuların ele alınacağı Politik Gündem bu akşam saat 8'de Kanal 35'te. Kullandığım tek yağ var. O da mutfakta. Orkide yağ. Orkide yağları. Başka hiçbir yağ benzemez. Orkide yağ. Eti buzdolabı için yine bir güzellik yapmış. Aa, sos bu. Sos. İçine öyle bir çikolata sosu koymuşlar ki. Vallahi fevkalade olmuş. Gerçi bu kadar sosu bana koysan ben de fevkalade olurum. Sos, 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 ney? Olmadı mı? Olayı sosunda, buzdolabında. Damaklarınızdaki lezzet, ekiz diye yazılır, zeytinyağı diye okunur. Bu memlekette buğday sadece buğday değildir. Hasat sonrası düğün dernektir. Çocukluk anısıdır. Ağız tadıdır. Biz bu yüzden buğdayımıza sahip çıkıyoruz. Bu topraklarda bazı şeylerin aynı doğallıkta kalmasını istiyoruz. Eti Burçak. Emlak'ta çözüm ortağınız Hıdır Emlak'a gelinir, arsalarınız değerlenir. Doğru adres, kazançlı yatırım. Hıdır Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı. Telefon ve faks
0232 386 72 36. Çiğli İzmir'de. Uzman doktor Burak Paköz'le olan sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam dedik ki epilepsiyle ilgili aslında tanı koymada kullanılan bir takım tetkikler var. Hı-hı. Telefonla bağlanan seyircilerimiz de belirtti. EEG dedi, EMG dedi, MR dedi. Hı-hı. Bunları hangi aşamalarda nasıl kullanıyoruz? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Kişi bize ilk kez nöbet geçirme nedeniyle geldiğinde ayrıntılı bir hikaye almak gerekiyor. Önce iyi bir muayene etmek gerekiyor. Ayrıntılı hikayede nöbet tipini hangi nöbet tipine uyduğunu saptamak gerekiyor. Ondan sonra yapılacak yani işin teknik boyutunda bir kere beyin görüntülemesi dediğimiz, daha önce kişinin bir beyin görüntülemesi yoksa elinde bir ayrıntılı bir MR'ını alıyoruz. Epilepsi protokolü ince kesitlerle beyni tarıyoruz. Ondan sonra kişiyi EEG monitorizasyonu dediğimiz beyin dalgalarını kaydettiğimiz, böyle hiç acı vermeyen iğne şeklinde değil bunlar. Sadece saçlı deriye küçük kaplar şeklinde yapıştırılan elektrotlarla, aynı EKG kalp elektrotları gibi nasıl buraya yapıştırılıyor. Biz de onu saçlı deriye yapıştırıyoruz. Belli sistemi var onun, yani belli haritası var, belli noktalara yapıştırılıyor. Bu yapıştırdığımız elektrotların kaydettiği sinyalleri işleyen bir bilgisayar sistemi, bir amplifikatör, bir cihaz var. Beyindeki o mikro düzeydeki dalgaları büyütüp bizim gözle görebileceğimiz hale getiriyor ve o sinyalleri bizim anlık takip etmemizi sağlıyor. Yani bu real time dediğimiz bizim yani gerçek zamanlı bir elektriksel görüntüleme oluyor. Yani diğer görüntülemelerden farkı MR'da ya da tomografide kişinin o anki beyin dokusunu görüyorsunuz. Anlık bir görüntü. EEG'de sürekli bir bilgi akışı söz konusu. Kişi bağlı olduğu sürece bütün beyin fonksiyonlarını kaydeden bir cihaz. Burada EEG'nin süresi önemli tabii, çekim süresi. Rutin EEG dediğimiz, yani rutin çekimlerde, tarama amaçlı yaptığımız çekimlerde yarım saatlik bir çekim oluyor. Yaklaşık 20 dakika, yarım saatlik bir çekim. Bunun epileptik bir anormalliği yakalama olasılığı düşük. Ama yine de hani hem hasta yoğunluğu olan yerlerde hem de tarama amaçlı yapıldığında değerli. %30 ile 50 arasında epilepsi yakalama olasılığı var. Bu EEG monitorizasyonun süresi uzadıkça bu ihtimal artıyor tabii. Bir saatlik şimdi artık monitorizasyonlar yapıyoruz standart olarak ki bu zaman %50'lerin üzerine çıkıyor yakalama ihtimalimiz, %60'lara kadar çıkabiliyor. Eğer kişide elektriksel bir anormallik saptarsak kişiyi epilepsi kabul edip tedavisini başlıyoruz. Ancak saptayamadık. Altta da yatan da bir neden yok. O zaman hani kişi, herkesin hayatta bir kez nöbet geçirme hakkı vardır diye bir söz vardı. O hala büyük oranda bazı sendromlar hariç geçerli. İzliyoruz hastayı. Yani bu neden oldu? Onu araştırıyoruz. İşte altta yatan metabolik bir hastalığı var mı, başka bir hastalığı var mı? Onlar araştırılıyor. Eğer kişi bir daha ömür boyunca başka nöbet geçirmezse problem yok. Ancak tekrar geçirdiğinde mutlaka tekrar monitörize ediyoruz ve epilepsi tedavisini başlıyoruz bu hastalara. EEG dediğimiz cihaz çok değişik tipleri var. Yani kanal sayısına göre beyinde saptayabildiği
sample dediğimiz bizim sampling rate'ine göre çok değişken kategorileri var. Ancak standart kullandığımız cihazlar genelde 32 kanallı cihazlar. Daha uzun monitorizasyonlar düşünüyorsak daha yüksek kanallı cihazlar kullanabiliyoruz. Şimdi artık bu cihazlar uzunca bir zamandır sadece yüzeyel elektrotlarla kayıt değil, eğer epilepsi cerrahisi gereken vakalarda beynin kafatasının açılarak cerrahi olarak içerisine elektrotların yerleştirilmesiyle ve sonra tekrar kapatılmasıyla devam eden kayıtlar haline gelebiliyor. Yani cerrahi yöntemlerle kişinin beynin yüzeyine yerleştirilen elektrotlarla uzun süreli monitorizasyonlar yapabiliyoruz. Yani direkt beynin üzerinden yapılan kayıtlar. Bazen derinlik elektrotları dediğimiz iğne şeklinde, çok tabii bunlar ince mikronluk iğneler, derin beyin dokularına yerleştirerek elektrotları epileptik odağı saptayabilmek için cerrahi yöntemlerle yerleştirilen elektrotlarla yapılan kayıtlar da var. Ama onlar tabii çok ileri epilepsi merkezlerinde yapılan kayıtlamalar. Ve bunlar cerrahi çıkarım gerektiren vakalarda çok yardımcı oluyor. Hatta gerek, yani onu yapmadan hani onu yapmak mümkün değil. O yüzden hani çok fazla değişik EEG cihazı var. Bunu tek bir EEG cihazı yok. Ama hepsinin prensibi aynı. Hepsi beynindeki süre gelen aktiviteyi kaydedip oradaki anormalliği saptama üzerine kurulu cihazlar. Bazen uyku monitorizasyonlarında da kullanıyoruz bu cihazları. Yani uyku hastalıklarında da kullanıyoruz. Ancak diğer bir kullanım yeri de yoğun bakım hastalarında. Yani epilepsisi olmayan ama bilinç bozukluğu olan ve bilinç bozukluğu açıklanamayan. Kişi yoğun bakımda yatıyor. Bilinci açılmıyor. Neden açılmıyor? İşte bunun beyinle ilgili bir sebebi olabilir mi diye. Bu cihazları yine kullanıyoruz yoğun bakımda. Uzun long term monitorizasyon dediğimiz, bizim uzun süreli monitorizasyonda kullandığımız cihazlar da var. Hepsinin dediğim gibi temel prensibi aynı. Beyinde varsa bir elektriksel anomaliyi saptamak. Çünkü yoğun bakımda kullanımı şu açıdan çok önemli. Bu hastalar sessiz nöbet geçirebiliyorlar. Yani dışarıdan görünmeyen ama beyinde devam eden bir nöbet aktivitesi olabiliyor. Non-convulsive status dediğimiz bir tabloda olabiliyor hastalar. Ve eğer bu erken tespit edilirse yaşamsal öneme sahip. Yani erken tespit edilip tedavi verilip o aktivite durdurulursa mortalite dediğimiz ölüm oranları, morbidite dediğimiz sakat kalma oranları oldukça düşüyor. O yüzden epilepsi dışındaki kullanım alanlarımızda var bu cihazı. Ama en çok, en yaygın bilinen alanı yine de epilepsi. Çünkü epilepsi nörolojik hastalıklar içerisinde en sık rastlanılan ikinci beyin damar hastalıklarından sonra ikinci hastalık, ikinci kronik hastalık. O yüzden en sık orada kullanılıyor. Kullanılabiliyoruz. Sözünüzü kesiyorum hocam. Bir telefon bağlantımız daha var. Merhabalar. Merhaba. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz Mümin Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Doktor Bey, bir sorun olacak. Tabii. Merhaba Doktor Bey. Merhabalar. Şimdi Doktor Bey, ben epilepsi tanısıyla ilaç kullanmaktayım. İki buçuk yıl oldu ilaç kullanmaya başlayalım. Bir iki yıl daha kullanacağım söyleniyor doktorun tarafından. Benim hastalık hikayem 1995 yılına kadar uzuyor. O yıllarda bir ilk kez nöbet geçirdiğimde tabii hepimiz şaşkınlık yaşadık. Tabii ailem ve ben. Epilepsi tanısı kondu. O aralar yine çeşitli tetkikler yapıldı, EEG'ler, tomografiler. Beyinde benim bir 6 yaşından kalan bir beyin ameliyatı var. Oradaki bir lezyondan ötürü tetiklendiği söylendi. Ondan sonra aradan, yani 4-5 yıl ara ile farklı zamanlarda farklı dış etkenlere bağlı, kendi gözlemlerim bunları söylüyorum size. Bunlara bağlı olarak nöbetler geçirdim. En son nöbetim 2013 yılının Aralık ayıydı. Ondan bir önceki nöbetimde arada 10 yıla yakın bir süreç var. Yani ben şu an epilepsi hastası mıyım değil miyim, bundan bile daha çok emin değilim Doktor Bey. Ve nöbetlerim çok şiddetli geçiyor. Uyku halindeyken geçiyor. Evet. Hiçbir zaman uyanıkken, bilincim açıkken nöbet geçirmedim. Evet. Ama hep bir öncesinde ya stres ya bir çarpma, vurma ve benzer şeyler oldu. Bunların da ben takibindeyim.
Evet, biraz önce bana ne söyleyeceksiniz bununla ilgili, bir öneriniz var mı? İyi bir noktaya temas ettiniz, bu bize hatırlattınız, o iyi oldu. Yani uyku konusu çok önemli. Epilepside. Evet, hep uyku halinde. Uyku önemli bir tetikleyici esasında epilepside. Yani beyindeki senkronizasyonun arttığı bir dönem uyku. O yüzden epilepsiye meyilli olan kişiler, epilepsi rahatsızlığı olan kişilerin uykuda nöbet geçirme olasılığı artıyor. Bunun tabii birçok nöronal teorisi var. İşte talamokortikal mekanizmalar vesaire. O konuya girmeyeceğim. Hastamız bazında, şimdi beyinde bir lezyon var anladığım kadarıyla. Küçükken ameliyat evet, olmuş. Beyin ameliyatı, kafa çatma sonucu. O ameliyattan sonra kalan, bu tür ameliyatlardan beyin travmaları, işte kafa travmaları, beyin damar hastalıkları, beyin kanamaları, tümörlerin çıkarılması vesaire, bunlardan sonra kalan bir nedbe dokusu diyelim beyinde oluşuyor. Yani orada bir yara izi diyeyim, normalde kalan yara izleri oraya derdi, onun gibi beyinde bir doku oluşuyor ve bazen bu dokular epileptik odak haline gelebiliyor. Yani oradaki hücreler irrite edip oradan nöbet çıkartmaya neden olabiliyor. Ama hastamızda çok sık değil nöbet sıklığı ve ilaçla iyi kontrol altına alınabilmiş anladığım kadarıyla. Ama geçirdiği zaman ağır geçiriyor. Çok şiddetli. Burada, kalbimin durduğu bile söyleniyor, elektroşokla iki sefer geri döndü. Burada nöbetin sıklığı önemli. Çok nadir nöbet geçiriyor ve ilaç. Burada tetikleyiciler çok önemli. Biz ilacı bir gün bile aksatmak epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir. Yani belki de o yaşadığı nöbetlerden birisi de bir ilaçta bir aksama oldu. Saatini bile geçirmek bazen nöbeti tetikleyebiliyor. Çünkü ilaçların vücuttaki farmakodinamiği, yani vücuttaki karaciğerden, böbreklerden metabolizması çok değişken. Yediğiniz, içtiğiniz şeylerden, alkolden vesaireden çok etkilenebiliyor. O yüzden belli aralıklarla hiç nöbet geçirmeseniz bile kan ilaç düzeylerinin takibi, karaciğer, böbrek fonksiyonlarınızın kullandığınız ilaca göre takibi gerekiyor. O yüzden en azından nöbeti olmayan hastaların yılda bir de olsa ben iyiyim, bir şeyim yok dememip kontrollerine gitmesini öneriyorum ben. Bu kadar az sıklıkta nöbet geçiren bir hasta da cerrahi düşünülmez. Çünkü tek ilaçla ve gayet iyi kontrol altına alınabilmiş bir hasta. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. İlaç bırakmaya da gelmeyecek gibi. Yani çünkü altta bir beyin var. Bir sebep var. Bir beyin dokusu var irritan. Bu tarz altta bir sebep olduğunda başka bir sebep de olabilirdi bu. Nöbetler ilaç bırakmaya genelde dirençli oluyor. O yüzden klasik epilepsi gibi işte 3 yıl nöbetsiz, 2 yıl nöbetsiz bir ilacı bırakıp bir deneyelim olayına girdiği zaman aslında nöbet yaşayabiliyorlar ki yaşamış daha önce de. O yüzden düşük dozda da olsa ilacı sürekli kullanmak gerekebilir. Bunu bir şey gibi düşünmek lazım artık. Hani bu epilepsi hastalarında şöyle bir psikoloji de oluyor. Ya ben hasta mıyım? Yani sakat mıyım vesaire? Ya, öyle değil. Diğer kronik hastalıklar gibi, nasıl hipertansiyonunuz var, diyabetiniz var, şeker hastalığınız var. Şeker hastalığınız var, ilaç almazsanız krize girersiniz. Çünkü şekeriniz ya yükselir ya düşer. Yani sizin şeyinizi bozar. Tansiyon hastasısınız, tansiyon ilacınızı almazsanız hipertansif krize girersiniz, benzer tablolara girebilirsiniz. Bu da öyle bir şey. İlaçlarınızı düzenli kullandığınız sürece nöbetiniz olmuyorsa sorun yok. Mümin Bey, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz size de. Hoşçakalın. Bir telefon bağlantımız daha var. Onu da alalım. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ ol. Buyurun. Ben Hatay'dan arıyorum. Buyurun. Bizim bir epilepsi hastası var. 12 yıldan beri. Evet. Onu 4 yıl ilaç kullanarak nöbet geçmiş sayılır dedi. 4 yıl ilaç kullandık. Ondan sonra da ilacı azaldırken 4 yıldan sonra tekrar nöbet geçirdi. Gene bir zaman geri ilaca devam ettik. Gene azaltma ilacı bıraktık. Sonra tekrar nöbet geçirdi. Başka bir ilacla yetkileşme olup dedi. Evet. Bu, nasıl olur bunu soracağım. İşte bu farklı bir sendrom muhtemelen. Hı hı. Yani bizim örneğin juvenil miyokronik epilepsi dediğimiz bir hastalık var. Burada
Kişi ilacını bıraktığı zaman mutlaka nöbet geçiriyor. Yani ömür boyu ilaç kullanması gerekiyor bu hastaların. Burada iki defa denenmiş. Artık bunun ilaç bırakmaya dirençli bir epilepsi olduğu belli. O yüzden tek ilaçla da kontrol altında 4 gün nöbeti olmadı bıraktık, kullandık nöbeti olmadı bıraktık diyor. Tekrar oldu. İlaç bırakamayacak bir hasta bu. Dediğim gibi bu kronik bir hastalık gibi kabul edip düşük dozda onu nöbetlerini kontrol eden en düşük dozda diyeyim ama etkin dozda ilaç kullanıp hayatına devam edebilir bu hasta. Dirençli epilepsi değil. Çünkü sadece ilaç bırakınca nöbet oluyor. İlaç kullanırken nöbeti olmuyor. Bu da önemli bir şey. Ahmet Bey hattan düştü ama kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlaç kullanımı demek ki bu epilepsi hastalığında en önemli nedenlerden biri. Semptomlara göre baktığımızda. Bu hastaların ilaç kullanırken saatini de aksatmaması gerekiyor. Bu da evet, bir önceki telefonda da hani benzer, aynı şekilde. Benzer şeyler ilaç bırakmış gibi doz atladığında da ortaya çıkabilir. Özellikle kısa ömürlü, yarı ömürlü bir ilaç kullanıyorsa olur. Nöbeti olur. Evet. Buraya bağlanmışken konu aslında biraz da tedaviye değinmek isterim hocam. Baktığımızda bir ilaç bir de cerrahi kısımdan bahsediyoruz. İlaç kullanımları nasıl olmalı? Cerrahi kısma nasıl karar veriyoruz? Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? İlaç kullanımları hastaya göre ve kişinin yaşına, cinsiyetine, nöbet tipine, her şeye göz önünde bulunarak tercih edilmesi gerekir. Çünkü antiepileptik ilaçların birçok yan etkileri olabiliyor. Kişinin bu yan etkilerden hangisini tolere edip hangisini tolere edemeyeceğini iyi değerlendirmek gerekiyor. Genç bir bayan, bekar ya da yeni evli bir bayan geldiğinde vereceğiniz bir tedavi farklı. Çünkü bu kişinin gebelik programı, ileride gebelik planı olacak ve gebelikte daha rahat kullanabileceğiniz bir antiepileptik tercih etmeniz gerekecek. Ya da çocuklarda kullanacağınız ilaçlar farklı. Çünkü okul başarısını düşürüyor bazı ilaçlar. Dikkat dağınıklığı yapıyor, uykuya meyil yapıyor. Onları kullanamıyoruz. Erişkinlerde farklı. Yani o yüzden biraz kişi bazlı, kilosuna göre. Mesela bazı ilaçlar kilo aldırıyor, iştah açıyor. Çok kilolu bir hasta geldiğinde o ilaçları tercih etmemeye çalışıyoruz eğer zorunlu değilsek. Tam tersi kilo verdiren ilaçlar da var. Yani daha doğrusu iştah kesip kilo verdiren ilaçlar var. Onları da o tarz hastalarda kullanmayı tercih edebiliyoruz. Şimdi çok yeni, tabii her geçen yıl yeni ilaçlar da piyasaya çıkıyor ve çok, yani özellikle dirençli epilepsilerde ikinci tedavide endikasyon olan birçok yeni ilaç var. Bir kısmı Türkiye'ye geldi, bir kısmı geliyor. Yani ruhsatlama aşamasında bir kısmının hala çalışmaları devam ediyor. Bunları da tabii takip ediyoruz ki hani özellikle kontrol altına alamadığımız nöbetleri olan hastalar. Çünkü her zaman bir odak saptamak mümkün olmuyor. Yani her hasta cerrahi adayı olamıyor. Çünkü her zaman tek bir odak saptayamıyorsunuz. Ya birden fazla multifokal epilepsi saptadığımızda bu hastaların cerrahi şansı olmuyor. Ancak bunlarda kullandığımız başka yöntemler var. Bazı piller var. Mesela işte bizim VNS dediğimiz vagus nerve stimülatörü. Kalp pili gibi beyin ne ulaşan bir sinire sarılıp belli impulslar vererek beyindeki epileptik aktiviteyi baskılamaya yönelik tedavi yöntemleri. Bir beyin pili diyebiliriz buna. Şu an Türkiye'de yok ancak yurt dışında, özellikle Amerika'da, Avrupa'da da daha kullanıma girmedi. Amerika'da kullanılan NeuroPace dediğimiz beynin içerisine yerleştirilen elektrotlarla, yani iki tane diyelim ki odak saptadık. Bir odak saptayamadık ama iki odak saptadık. İki tane ucu var bu elektrotların. Her iki odağa da yerleştiriliyor ve beynin kafatasının hemen altına pil olarak yerleştiriliyor. Cerrahi yöntemde. Çok ileri teknikler tabii bunlar. Ve bu pil sürekli kayıt yapıyor beyinden. Yani aynı EEG cihazı gibi beyin aktivitesini takip ediyor. Ne zaman ki bizim ayarladığımız sınırlar içerisinde bir nöbet aktivitesi yakaladı, o zaman ters bir akım verip beyindeki hücreye o akımı söndürmeye çalışıyor. Ve başarılı oluyor bunda. Bu tarz ikili odağı olan hastalarda kullanıma girdi Amerika'da. Bunu kullanan çok fazla vaka var. Ve başarılı oluyor.
Şimdi bunun daha da ileri aşamaları geliştirilmeye çalışıyor. İşte iki odaklı ya da üç odaklı olursa hani üç tane odağa yerleştirebilir miyiz? Dört odağa yerleştirebilir miyiz şeklinde. İnvazif yöntemlerle yani girişimsel cerrahi yöntemlerle elektrofizyolojiyi harmanlayan yöntemler gündeme gelmeye başladı. Çünkü tek odak olmadığında çaresiz kalıyorduk. Dört ilaç, beş ilaç, işte yeni antiepileptik ilaçları deneyelim, başarılı olur muyuz diye çaresiz kaldığımız vakalar oluyordu. Çok nadir de olsa az görülüyor. Ancak bu hastalarda da bir tedavi opsiyonu olarak bu yöntem kullanıma girmeye başladı. Çok yakında herhalde Türkiye'de kullanmaya başlar diye düşünüyorum. Şimdi hocam aslında baktığımızda Amerika'da bu özel eğitimler alan sayılı kişilerden birisiniz. Hani ben bu noktada hani izleyicilerimize sizin hakkınızda, sizin ağzınızdan bir bilgi verilsin isterim. Çünkü yeni yöntemler her zaman çıkıyor. Hı hı. Ve biz bunların ne kadarını Türkiye'de kullanabiliyoruz, ne kadarını yurt dışında kişiler sağlayabilir. Ve önemlisi epilepsiye baktığımız zaman durum nedir Türkiye ve dünya üzerinde? Epilepsi, şimdi benim Amerika'da aldığım eğitim epilepsi, klinik nörofizyoloji ve epilepsi monitorizasyonu ile ilgiliydi. Oradaki bir fellowship programıyla gittim oraya. Yani orada bir üst, buradaki adıyla üst ihtisas programı gibi denebilir bir programla. Tabii Amerika, benim gittiğim merkez Amerika'daki en büyük epilepsi merkezlerinden birisiydi. Zaten bu seviyede epilepsiyle uğraşan 5-6 merkez var Amerika'da. Burada tabii uygulanan yöntemler tetkik aşamasında da olsun, tedavi aşamasında da biraz daha farklı. Ama Türkiye'de de bu ayarda merkezler var ve bu kadar yoğun hasta cerrahi yapılmıyor belki ama buna yakın ayarda merkezler var ve giderek gelişiyor. Büyük üniversitelerimiz var bu şeyleri yapan, cerrahileri yapan, bu cerrahileri monitorizasyonunu yapan. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa birçok yerde var. Tabii yine de bu işte en tecrübeli merkez ilk başladığı için yani Amerika ve biz onları takip ediyoruz. Benim gittiğim merkezde de böyle yoğun epilepsi hastalarının geldiği, yoğun monitorizasyonların yapıldığı büyük bir merkezdi. Orada şunu görme şansım oldu. Yani burada en önemli şeylerden birisi multidisipliner çalışma. Yani tek bir bilimin yapacağı bir şey değil bu iş. Birçok ana bilim dalının yani beraber çalışması gerekiyor. Başta nöroloji, nöroşirurji, beyin cerrahisi, radyoloji, nöroradyoloji, psikiyatri olmak üzere birçok ana bilim dalını, nükleer tıp, çünkü ileri tetkiklerde işte beyin spektroskopiler, single photon spektroskopiler, PET çalışmaları, fonksiyonel MRI çalışmaları gerekiyor. Nöropsikolojik testleri gerekiyor bu hastaların. Yani çok ayrıntılı, zahmetli, uzun süreçli işler. Ama sonuç alınması güzel. Çünkü kişi ayda 10-15 nöbet geçirirken nöbet geçirmemeye başlıyor. Ve ya da çok daha nadir nöbetler geçirmeye başlıyor bu cerrahiler sonucunda. Doğru hastayı doğru yöntemle tedavi edilebilirse. Burada tabii böyle merkezlerde haftalık konseyler toplanır. Bu hastalar değerlendirilir. Çok yoğun hasta kabul eden merkezler oldukları için. Ve cerrahi kararı almak tek başına bir nöroloji uzmanının yapacağı bir iş değil. Bir ekip kararı gerekiyor bunun için. Onu yapacak cerrahla bunu konuşmanız gerekiyor. Nöroradyologla bunu konuşmanız gerekiyor. Bu testlerin, kişinin çıkarılacak bölgesinin hafıza fonksiyonlarını etkileyip etkilemediği, dil fonksiyonlarını etkileyip etkilemediği çok önemli. Bazen beyin haritalaması gerekiyor. Eğer altta yatan bir neden yoksa beyin haritalaması dediğimiz bir şey yapıyoruz. Bu beyne yerleştirdiğimiz elektrotlarla o elektrotlara uyarıp o elektrotların bulunduğu bölgenin hangi beyin fonksiyonlarını üstlendiğini tespit edip eğer o bölge çıkarılırsa hastada kalıcı bir hasar bırakır mı, bırakmaz mı? O bölge kişi için ne kadar önemli, beyin fonksiyonları için onların saptanması gerekiyor. Çünkü her ne kadar siz bir odak saptadıysanız da eğer o kişinin çok önemli bir fonksiyonunu üstleniyorsa, bu dil gibi, hafıza gibi,
onu çıkartamıyorsunuz sonuçta. İşte o zaman oraya bu neuropaste dediğimiz cihazlar yerleştirilip, yani o doku çıkartılmadan o dokudaki elektriksel aktiviteyi tespit edip onu sönümlendiren ileri teknik cihazlar kullanılarak bu tedavi yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Evet. Hocam, programımızın sonlarına geliyoruz. Ben son olarak şunu öğrenmek isterim sizden. Kriz anında bir kişiye nasıl yaklaşılması gerekir? Neler yapılması gerekir? Doğru bilinen yanlışlar mutlaka var kişilerin müdahale ederken. Hı-hı. Bunların önüne nasıl geçebiliriz? Şimdi en çok yapılan yanlış tabii kişinin bir kere kalp krizi geçirdiğini zannedip kalp masajına falan başlayanlar oluyor. Yani bu yani kişi epilepsi hastasıysa yalnız bir yerde de nöbet geçirebilir. Kişinin üstünde bir kart taşıması esasında önemli. Yani ben epilepsi hastasıyım şeklinde bir tanıtım kartı gibi. Kimliğini tanıtabileceği. Evet, öyle bir şey öneriyoruz biz genelde ama tabii bunu her zaman, o da çok pratik değil. Yani onu çıkartıp göstermek falan kimsenin aklına gelmez, ona bakmak. Burada önemli olan nöbet epilepsi krizi geçiren bir hastayı mümkün olduğunca korumaya almak gerekiyor. Yani kişinin kendisine zarar vermesini engelleyecek şekilde yere yatırıp yan yatırarak ağzındaki tükürük, sekresyon varsa onların akmasını sağlamak, çeneyi hafif açıp ama içine bir şey, parmak ya da kaşık gibi bir şeyle, onu kesinlikle önermiyoruz. Dışarıdan çeneyi hafifçe nefes alacak şekilde açıp bir yöne yatırmayı öneriyoruz. Eğer bu sara krizi klasik bir sara krizi gibi ise kişinin o çırpınmaları falan olayın doğal parçası ve bir süre sonra geçecek. Eğer bu nöbet uzarsa, yani kişi 3 dakika oldu hala nöbet geçiriyor, 5 dakika oldu hala nöbet geçiriyor, 5 dakikanın üzerindeki nöbetlerde mutlaka acil müdahale gerekiyor. Acil aranması gerekiyor. Daha kısa süre nöbetler zaten kendiliğinden geçiyor ve bir sonraki nöbet olmayabilir. Eğer tekrarlayan nöbetler oluyorsa, yani kişi 2-3 defa arka arkaya nöbet geçiriyorsa, o zaman da yine acili aramak gerekiyor. Kişinin yüzüne kolonya dökmek, su serpiştirmek gibi şeylere gerek yok. Sadece dediğim gibi güvenlik pozisyonunu alıp, bazı hipermotor nöbetlerde kişi hareket edebilir, bilinçsizce sağa sola saldırabilir. Bu tür durumlarda da işte açık pencere, balkon gibi yerlere yaklaşmasını engellemek gerekiyor. Çünkü düşme riski oluyor bu hastaların. Bunlara dikkat etmek lazım. Zaten epilepsi hastaları zaman içerisinde tanı konduktan sonra bu konuda eğitimler alıyorlar. Bunları öğreniyorlar. Ancak tabii etrafta diğer bizlerin epilepsiyle ilgisi olmayan, tanımayan kişilerin böyle bir kişi gördüğünde ne yapması gerektiğini bilmesi çok önemli. Hayatı önemli taşıyor, evet. Tabii yani ki. Yani ilk kez nöbet geçiyorsa kişi mutlaka acil aranması lazım. Ama kişinin epilepsi olduğu biliniyorsa ve kısa süreli bir nöbetse o zaten kendi şeyini tamamlayacaktır. Ama uzamış bir nöbette tekrarlayan, aynı gün içerisinde tekrarlayan, arka arkaya tekrarlayan nöbetlerde mutlaka yine acile başvurmak gerekiyor. Hocam, ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten çok önemliydi. Hayat kurtaran bilgiler diye düşünüyorum. Ağzınıza ben sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Kent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzman Doktor Burak Paköz'dü. Epilepsi ve tedavisini işledik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.